Şimdi amatör bir şekilde kediyi nasıl beslediğimi anlatacağım. Bileşen listesi süt tozu, peynir altı suyu tozu, nişasta, pirinç unu, balık yağı, anne sütü yeterli olmayan veya anneleri bulunmayan yeni doğmuş kedi yavrularında tamamlayıcı yem olarak kullanılır. Bir 20 gün arasında yavru kedilere 100 mililitre bir çay bardağı temiz ılık, ılık suya 15 gram yani bir yemek kaşığı katılıp iyice karıştırılarak günde 3-4 kez biberonla içilir. Yani 2 saatte bir olması gerekiyor diye biliyorum. Yaş ilerledikçe daha az besliyoruz. 20 günden büyük yavru kedileri 200 ml 2 çay bardağı temiz ılık suya 30 gram 2 yemek kaşığı e, katılıp iyice karıştırılarak günde 3-4 kez biberonla içirilir. Hazırlanan ürün 8 saat süreyle buzdolabında saklanabilir. Buzdolabından çıkarılan ürün çalkalanarak benmari usulü vücut sıcaklığına kadar ısıtılarak yeniden kullanılır. En uygun kullanım üretim tarihinden itibaren 36 aydır diyor. Şimdi şöyle bir kavanoz kullandım Tabii bu biberonun e, ağız kısmı zor küçük olduğu için böyle bir Huni kullanmak gerekiyor. Huni de olmadığı için antibiyotik su şişesi kullandım. Böyle sürahi gibiydi. Önce kavanozun içinde erittim mamayı. Çünkü kaşıkla mamayı buraya koymak biraz zor. Sonrasında biberona aktardım. Yani 45 derecelik açıyla biberonu tutun diyorlar ama sonrasında böyle içiriyoruz. Dur bebeğim. Tabii şu an acıkmadı çok. Nazar. Bazen dişlerini sıkıyor. Ben şöyle e, dudaklarına damlatıyorum. Sonrasında içiyor. Şöyle dudak ve içiyor bu şekilde. Fazla ısrarcı olmadan çünkü tiksinebilir e, ee, karşıt davranış geliştirebilir. O zaman da bir gelişimi aksar. Hastalıklara açık hale gelir. Böyle nazikçe, kibarca oynayarak, severek gelişimin devamlılığı açısından. Böyle. Yavrumuzu büyüteceğiz inşallah. Bakalım. Tabii süt dökülebilir onları da sileceğiz. Yoksa üşür. Şu an mevsim sıcak ama anne sıcaklığı olmadığı için üşüyor. Özellikle sabahları. Mesela bu akşam camı açık unutmuşum. Ee, sabah geldiğimde çok çok üşümüştü. Hemen bir şeye sardım. Yani bir iki saat falan orada hiç kesintisiz uyudu. Gir anneciğim. Aferin sana. Şöyle dişlerini kapatıyor. Damlatıyorum bir damla. Biraz daha bebeğim. Biraz daha ister misin aşkım? Bebeğim şöyle biraz daha. Biraz daha. Tabii ben tavuk falan da verdim. Yaş mama da verdim. Böyle biberonla içirmek zor. Artık bundan sonra toz halindeki süt tozunu yaş mamaya ekleyeceğim. Çünkü tavuk yiyor, ciğer yiyor. Hatta kuru mama yemeye bile çalışıyor. Bir aylık olduğu için daha kolay. Ama daha küçük olsaydı tabii ki biberonla besleyecektim. Yaşmamayı seviyor. Böyle zorlamanın da manası yok. Hangisinden keyif alıyorsa gelişimi için o daha iyi olacaktır.